Evet, 125 cc'lik skuterun piston ve sekmanlarını yerine taktım. Şu an piyanolar bozuk olduğu için bunları elimdeki başka bir yedekle değiştirmek istedim. Fakat şöyle bir şeyle karşılaştım. Sizinle de bunu paylaşmak istedim. Bu piyano aşırı şekilde aşınmış. Yağsız kaldığı belli ama yağsız kalma sebebi farklı bir olay. Şu piyanoların milleri, bu yataklara giren milleri tıkanmış. Bunun içindeki delik tıkalı. Şurada piyanoları yağlayan bölüm var. Bu tıkandığı için üst takım, subap takımı komple yağsız kalmış. Aşağıdan motordan gelen yağ piyanolara ulaşmamış. Bu nedenle böyle bir motor yenileme yapıyorsanız ve bazı parçaları tekrar kullanacaksanız buna dikkat edin. Yoksa tekrar kısa sürede arıza oluşur. Bakın bu piyano hiç yağsız bir şekilde çalışmış. Çünkü yağ gelmiyor. Kanal tıkalı. Şimdi ben bu kanalı temizleyeceğim. Şöyle ince bir çelik telle açmaya çalışacağım. Sadece bilgi olsun diye paylaşmak istedim. Diğer şeylerin birçoğu var zaten internette. Şu an subapları ben temizledim. Yerine tam olarak oturuyor. Bir kaçak yok. Kapağı da temizledim. Kapağın şu contasını da değişeceğim. Çünkü buralardan oldukça yağ kaçırıyor. Eksantrik milinde ufak bir sürtünme aşınması olsa da tekrar kullanacağım. Çok da önemli değil. Mükemmeli aramıyorum zaten. Şimdi ben bu piyanoların yağlama sorununu çözeceğim. Motorun son durumu bu. Contalarımızı taktık. İçinde subap ve sekmanları daha önce göstermiştim. Onları da taktık. Şu anki soruna devam edeceğiz. Pistonun in yazısı üst tarafta karbüratöre doğru bakıyor. Onu göstereyim. TF pozisyonunda piston en üst noktada oluyor. Aynı zamanda gergimizin de takılı olması gerekiyor. Bunu da unutmayın. Sonradan sökmek zorunda kalmayın. İki gergi de takılı olması gerekiyor. Bu alttaki gergiyi şurada bir alyan var. Alyan vedasını söktüğünüz zaman bu parçayı buradan çekip alıyorsunuz. Yani şu şekilde parçamız burada bu şekilde bu alyan vedasına takılı vaziyette duruyor. Bunu başka türlü çıkartamazsınız. Mecbur bu kapağı çöküp sökmeniz gerekiyor değişmek için. Diğeri de şu üst kısımda takılı duruyor. Pozisyonu zincire bakar şekilde bu kaydırağı. Onu da bu noktadan değiştiriyorsunuz. Takarken de aynı şekilde oradan takıp buradan bağlıyorsunuz. Sonra kapağı takıyorsunuz. Şimdi ben aynı zamanda bu yüzükleri de koymayı unutmayın. Bunlar her kademede iki tane yüzük var aşağıda, burada, en üstte de iki yüzük var. Bunları koymayı unutmayın. Contaları zaten ters takmanız pek mümkün değil. Bir kenarı uzun contanın, bir kenarı kısa olduğu için ters takamazsınız. Pistonu takabilirsiniz ters. Karbüratör in üst kısımda olacak. X yazıyorsa alt kısmı gösterecek. Çünkü egzoz çıkışı alt noktada.
Karbüratör üst noktada. Bizim şu an pistonumuzun pozisyonu doğru. Şimdi bunları toplayalım. Pistonun konumu da doğru. Eksantriği bu konuma doğru bir şekilde bağlayacağız. Sonrasında zincir gergimizi takıp zincirimizi gereceğiz. Evet, zinciri aşağıda dişliğe taktım. Kaçmasın diye de böyle bir parçayla tutturdum. Şimdi eksantrik dişlisini takacağım. Takarken pistondaki işaretlemelere dikkat etmek gerekiyor. Yalnız bu arayı temizlemem lazım. İşaret falan gözükmüyor. Eksantrik dişlisini ayarlarken şurada TF yazısı var. Ve de ok işareti şeklinde bir metal var. Bu metalle TF yazısı birbirini görecek. Ondan sonra eksantrik dişlisinde de 3 nokta var. Şuradaki düzlem ve 3 nokta bizim ayarın şeyimiz. Şu iki küçük delik şu düzleme gelecek. Büyük delikte yukarı bakacak şekilde bir ayar olacak. Zincir takılı vaziyetteyken. Yani demek istediğim açı şu şekilde olacak. Yandan baktığınız zaman iki küçük delik paralel, büyük delikte yukarı bakacak şekilde olacak. Aşağıda da crank millinde de TF yazısı ok işaretini gösterecek. Bu şekilde eksantrik doğru pozisyonda olmuş oluyor. Şimdi ben bu dişliği yerleştireyim. Bir tane küçük noktayı motor düzlemiyle aynı yapıp büyük olanı yukarı bıraktık. Burada da işaretlemede TF çizgisi. Silindirin içini gösteremesem de pistonun ucundaki sarı noktayı görüyorsunuz. Piston da en üst noktada. Zincir ayarlandıktan sonra kapak kapatılacak. Biraz bu tarafta meyilli olması önemli değil. Çünkü gergiyi bastırınca şu alt taraftaki zincir gergin hale gelecek. Üstü de gerginin şeklini alacak. Bu sayede motor dönüş yaptığında gergin olan zincirden hiç devir şekli değişmeden hareket edecek. Bu çizgi de zaten düzleme tam oturmuş olacak. Eksantrik ayarımızı yaptık. Hatta vidalarımızı da sıktık yeterli seviyede. Subaplarımız ayarlanacak. Subaplarımızı da bu pistonun en üst. Burada bujiyi sökülüp görüyorsunuz. Bak sarı nokta pistonun üzerinde işaretlemiş sarı nokta gözüküyor. Pistonumuz en üst noktadayken eksantrik çizgimiz de doğru. Ayar yapacağız. Şu noktada yaylı subaba bastığı yerde piyanonun ufak bir boşluk bırakmamız gerekiyor. Burası egzoz subabımız. Burası da emme subabımız.
Şimdi bu ufak boşluk bırakmamızın sebebi normalde tam değdiğimizde motorumuz çalışır. Fakat çalıştıktan sonra bu stoplar ve bütün parçalar gibi bu stoplar da ısınıp bir miktar uzayacaktır. Bu uzama payını stop ayarının püf noktası bu uzama payını vermektir. Şimdi egzoz stopu sıcak gazları attığı için daha fazla ısınacaktır. Bu nedenle bu egzoz piyonosu ile stop arasında bir miktar daha fazla boşluk bırakıyoruz. Motorların çoğunda böyledir. Emme stopunda bu boşluğu daha az bırakıyoruz. Mesela bu motorlarda söylenen ortak değerler emme stopunu 0,05 milim, yani yarım milim demiyorum, bak %5, milimetrenin %5'i emme stopu. Bu egzoz stopunda da milimetrenin onda biri 0,10 aralığında ya da 0,8 0,10 aralığında olacak. Bunları yaparken bu ölçüyü veren özel çakılar var. Benim elimde şu an yok. Bu çakılarla 0,10 kalınlığı seçip ayarlayabilirsiniz. Nasıl ayarlayacaksınız onu da göstereyim. Şimdi öncelikle şu somun sıkılı vaziyettedir. Bunu gevşetiyorsunuz. Sonra şuradan bir karga burun penseyle çevirerek temas etmesini sağlıyorsunuz. Püf noktası piston en üst ölü noktada olacak. Onu unutmayın. Yoksa yanlış bir ayar yapmış olursunuz. Bu şekilde bunu sıkıyorsunuz. Somun değerse biraz daha böyle geri çevirip boşluğunu alabilirsiniz. Şu incisinde tepesindeki ince kare şeklinde yerden çevirerek şu an bakın piyano sıkıştı. Biz bunun sıkışmasını istemiyoruz. Bu piyano baskı noktasıyla swap çubuğu arasında 0,10 mm egzoz için söylüyorum bir boşluk. Bunun gibi. Bu boşluk motor ısınınca zaten kapanacak. Boşluksuz bir şekilde çalışmaya başlayacak. Peki boşluksuz bir şekilde ben soğukken ayarlarsam ne olacak? Çubuk ısınırsa bir miktar uzayacak ve böylelikle stopumuz açık kalacak. Yeterince kompresyon yapmayacak. Yani çekişten düşecek. Bu nedenle boşluk bırakıyoruz. Boşluğu çok bırakırsak da çalışırken tıkır 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 sesler gelir. Stop sesi diye, stop vurma sesi diye. Bunu da istemeyiz. O yüzden motorunuzun fabrika verileri neyse o değerleri ayarlamaya bakın. Bu 125 cc bir GL6 motor. Yani birçok ortak söylenti bunun dediğim gibi 0,10, diğerinde 0,05 milimetre olduğu. Ben şimdi bunları ayarlayacağım. Ayara getirdikten sonra bu somunu da sıkacağım. Somunu sıkarken bu üst noktadan tutmanız gerekiyor penseyle. Yoksa bu da döner somunla beraber. Ayarınız doğru olmaz. Bu dönmeden somunu sıkıştırıp sonra ölçüye tekrar bakın. Farklı bir ölçü varsa ince bir ayar tekrar yapın. İstediğiniz değeri okuduktan sonra işlem tamamdır. Subap ayarını yapmış olursunuz ve test edebilirsiniz. Bu kapak contasını da ben yeni takacağım. Kapak contası dümdüz olmuş. Buradan yağ kaçırıyor. Yenisi var bende. Takacağım. Şimdilik toplama şeklimiz bu seviyeye geldi. Her iki subabı ayarlamam lazım. Tık ses geliyor, evet. Şimdi ayar zamanı. Evet, motoru şu anda bu konuma getirdik. Motor yağını da koyduk. 0,75 litre. Zaten şurada yazıyor. GL6.
birazdan test edeceğiz. Evet, sekman piston değişim işlemimiz tamamlandı. Piyanolar da değiştik. Şu anda yağ seviyesi tam olması gereken yerde ve şu an yağ yakmıyor gözüküyor. Çalışmasında da bir sıkıntımız yok. Bu şekilde devam edebiliriz.